gerçekten köylümüz için, çiftçimiz için, özellikle hayvancılarımız için çok önemli bir sektör. Çadır sektöründeyiz ve Ekin Çadır Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bey ile birlikteyiz. Efendim önce kendinizi, sonra bize firmanızı tanıtır mısınız? Sektör olarak çadır sektöründe 2001 yılından itibaren işçi olarak biz bir konumda, yani sektörden, çiğitten yetişme geldik. Tabii ki çeşitli zamanlarda, şartlarda, farklı konumlarda, farklı şeylerde bulunduk. Sahalara çıktık. Montajlarımız oldu. Birebir müşteriyle diyaloglarımız oldu. Ve bu 2001 yılından itibaren gelen birikimlerimizle birlikte kendi abimle beraber, satılmış El Özgün'le beraber düşüncemizde 2015 itibariyle firmamız olan Ekin Çadır'ı kurduk. Ve 2015 Nisan 1'den itibaren bu sektörde biz de kendi alanımızda, kendi çapımızda tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Bizim tek ilkemiz şeffaf olmak. Müşteri aldığı ürünü bilecek. 3 liralık da ürün var, 5 liralık da ürün var. Brandayı zaten ham olarak alıyoruz. Biz burada kendimiz işliyoruz. Birazdan zaten arkadaşlarımız çalışma esnasında yiyeceğiz. O müşteri tercihine bağlı. Mercedes araba. Doğan'da araba. İkisini de biliyorsunuz. İkisi de götürüyor. İhtiyaca göre, arzunu isteyene göre. Bu iş böyledir. Yani her sektör için geçerli. Sadece bizim için değil. Tabii ilk önce her işin başında iklim şartları bizim için çok önemli. En büyük konu iklim şartları. Örnek vereyim, Aydın'a, Didim'e, Muğla'ya, Milas'a buraya götürdüğümüz çadırı tutup da Sivas'tan arayan Ahmet amcaya götüremeyiz. Ağrı'dan arayan Mehmet amcaya götüremeyiz. Çünkü oranın iklim şartlarıyla iki iklim şartları birbirine çok zıt. O az önceki olaya geldi. Yani 3 liralık ürün, 5 liralık ürün meselesinin içerisinde iklim şartlarına dair demirin tek borulu sistemi var, makaslı sistem var, kar yükünü taşıyacak sistemler var. Bunları hesaplanması gerekiyor. İşte imalat eden, yani bizim gibi imalatçılar müşteriye zaten kendisi açması lazım. Ama biz bu konuyu dediğim gibi 2015'ten itibaren dükkanımızı açtığımızdan itibaren biz bu şeyleri gerçekleştirdik. Bunun öncesinde hiçbir firma bunu iddia edemez. Yani yapılan çadırlar geçmişine bütün internet sitelerine bakılsın. Ne bir pencere vardır, ne bir havalandırma vardır. Kapalı tünel tipi çadırlar yapılmıştır, gönderilmiştir. Müşteri algısını biz daha çok ön planda tuttuk. Şimdi bu hayvan barınağı olacak. Bunu terlememesi lazım. Bunu nasıl önlersiniz? Yani, karı kaldırması lazım. Karı kaldırması lazım. Sivas'ta kar yağıyor. Aynen, aynen. İçeriye girdiğiniz zaman koku, hani bir ya nebze koku olabilir. Sıcak, Adana'da çok sıcak, o sıcaklıkla çadır... Nasıl çözeceksiniz? Standart çadırlarla o söylemiş olduğunuz olayları aşmanızın mümkünatı yok. Yani mümkün değil. O yüzden dediğimiz gibi Sivas'ta Ahmet amcanın çadırının demir aksamı kesinlikle makaslı sistem olacak. Yalıtım aksamı, cam yünü veya işte diğer firma isimleri önemli değil. Cam yünü tarzında, hani nefes alabilen brandadan değil de yine cam yünü nefes aldığı zaman, emdiği zaman sonuçta o da nemi görünce bozulan bir maddedir. Onun nemini almayacak şekilde dizayn edilebilen bir iç astar ve dış yüzeyde de alev yürümez branda, bu şekilde sistemler kurduğunuz zaman Sivas'taki Ahmet amcanın çadırında hiçbir sorun olmayacak. Küçük ölçekli çadırlarda bizim sahaya gitmemiz gerekmiyor ama müşteriyi yönlendiriyoruz. Örnek vereyim, küçük baş işlemi yapılacaksa müşterimize deriz ki bizim verdiğimiz ölçülerde toprak zemininizin tesviyesini yapın. Beton değil. Küçük başta beton olmuyor mesela. Kesinlikle. Ha, büyük baş yapacaksa da bizim vereceğimiz ölçülerde, hatıl ölçülerinde, dıştan dışa ölçülerde bizim söylediğimiz şekilde betonlarını attıkları zaman kullanacakları malzeme detaylarına kadar, beton ölçü niteliklerine kadar biz belirliyoruz. Biz gönderiyoruz. Bu şekilde çalışmalarını yaptıkları zaman geriye sahaya geldiğimiz zaman müşterimiz eline çayını, çorbasını alır, sadece bizim ekibimizi izler. Garanti olayı sözleşme bazında, örnek vereyim, spor sahası yapılacak. Bunun sözleşmesi yapılır. Kullanılacak olan malzeme detayları, incelikleri, nitelikleri, her şey belirlenir. Rüzgar yükü, kar yükü. Spor sahaları da yapıyorsunuz. Tabii ki. Rüzgar yükü, kar yükü, bütün bu etkenler hesaplanır, projelendirilir. Zaten projeci altına imzasını attıktan sonra sorumluluk bize de kalmıyor. Bunlar değerlendirilir, sahaya gidilir, montaj yapılır. Gerekli garanti şartları kullanılacak malzemeye göre 3 ila 5, 10 yıl arası değişir. Özellikle galvaniz olaylarında şu andaki yapılan sistemler bizde olduğu gibi diğer tüm sektörlerde de aynı. Daldırma galvaniz sistemi. Yani bunun çok uzun bir ömürlük varisi yok. Var diyen yalan söyler. Kesinlikle yalan söyler. Çünkü bunu iç dış galvaniz de olsa bunu üreten firma bile bunun garantisini vermiyor. Sabit oda
derecelerini ayarladığınız takdirde bile diyor bir hafta bunu fabrikası garantisini veremezken bizim verme şansımız sıfır. Ha nasıl olur? Şimdi galveniz artı üstüne antipas artı üstüne boya yaparsanız veya da yine maliyetlere bakıyor elektrostatik boya uygulaması yapılırsa o zaman demirde sorun olmaz. Sivas'ta bir müşterimizde sabah saatlerinde abim Satılmışer Özgün'ün gittiği ikinci montajımızda abinin söylediği bir laf vardı. Hani yanlış anlaşılmasın oranın deyimiyle söyleyeceğim. Dam ahi çadır ahmi. Biz bu lafı duyduğumuz zaman bu bize büyük bir gururdu. Yani betonarme yapının aktığını söylüyor. Yaptığımız çadır tesisin terlemediğini, akmadığını söylüyor. Bizim kendi bünyemizde yapmış olduğumuz ürünlerde bizim sonsuz desteğimiz var. Üretici bizi bulursa ben Sivas'taki abime söylediğim şartlarda çadırımı yaptığım zaman ben onun garantisini veriyorum, sıkıntı yok. İlk montajımızda Sivas'ta mesela tavan mahyası sistemini o zaman geliştirmemiştik. İkinci gittiğimiz montajımızda o abimizin tavan mahyalarını da gönderttirdim ben ve 5 kuruş bir para talep etmedim. Yeter ki o çadırın içi daha rahat olsun, o hayvan daha refah olsun. Hayvanlar refahı, rahatı iyi olursa müşteriye yansır. Müşteri çadırdan memnun olursa bu bir sonraki bir çadır daha demektir. Bir ürünü yapan bilmez Hüseyin Bey. Yapan bilmez. Biz bilmeyiz. Biz yaparız, göndeririz ama nasıl olduğunu biz bilmeyiz. Bunun içerisine ancak hayvancı koyununu, büyükbaşını, mantarcı mantarını, işte solucancı solucanını koyup bu 4 mevsimde bunu bir sene üstünden geçip bakıp gözlemleyip o şekilde bilebilir. Yoksa biz yapar göndeririz, sıkıntı yok ama kullanıcı bilir. Kaç çeşit çadır modelimiz var? Şimdi şöyle söyleyeyim, dediğim gibi ağırlığımız hayvansal ürünler olmak üzere küçükbaş, büyükbaş, koyun, kuzu, büyükbaş, buza, bu şekilde ağırlığımız zaten şu anki ilerleyişimiz bu yönde. Bunun yanında istiridye mantarı, şapkalı beyaz mantar dediğimiz o tombak mantarlar, bunların çadırları ve solucan gübresindeki kurmuş olduğumuz tesisler ve bu tesisleri kurduğumuz gibi, çadırlarını kurduğumuz gibi mantarcılarımıza kendi çalışmış olduğumuz yani anlaşmalı iç dizayn, ekipman, klima, kompost, nemlendirme, A'dan Z'ye ışıklandırmaya kadar da birebir direkt imalatçısından alım şansı veriyoruz. Yani belediyelerde bizim bir sıkıntımız yok zaten. Onların ödeme şartları belli. Çalışma şeklimiz belli onlarla. Yeter ki bizden doğru ürün istenilsin. Ne gibi özellikler var kullandığınız malzemelerin? Tüm dış yüzeyde kullanmış olduğumuz malzemeler bunlar hani gerek denyesel olarak yani sizin anlayacağınız tabirde ince kalın malzemeler olsun. Bunlarla birlikte hep alev yürümez özelliğine sahip bu malzemelerimiz. Yangın çıktığı takdirde hani söndürülmesi daha kolay. İdare ettiğiniz zaman daha çabuk başarılı olabileceğiniz bir malzeme. Yanmıyor anlamına gelmiyor. Sadece malzemenin yanma süreci biraz daha yavaşlatılmış oluyor. Şimdi onu alev yürümüyor. Alev yürümüyor ama ateş standart kalırsa, yanıcı şey standart kalırsa, özellikle bir yani bilerek yapılmış bir şey olursa, eğer ateş standart kalırsa normal kullanılmış olduğumuz malzemeler devam eder gider. Alev yürümez olan özelliği olan malzemeler değilse bu sorun sıfıra yakın şekilde minimize edilmiştir. Yani müdahale anında malzemenin alev yürüme özelliği ölmüş oluyor otomatikman. Yani ama bu yanlış anlaşılmasın. Malzeme yanmıyor anlamına gelmez. Piyasada böyle bir algı var. Malzeme yanmıyor ayrı bir olay, alev yürüme olayı ayrı bir olay. Bunu iyi değerlendirelim. 450 denye, 1100 denye dediğimiz malzemeler var. Bunlar da bizim yani hangi üründe yaparsak yapalım, ister tavuk kümesi, ister mantar serası, ister solucan serası fark etmiyor. Bunlar bizim ekin çadır bünyesinde her katmanda kullanmış olduğumuz alev yürümez özelliği bizde standart. Yani buna kullanalım, buna kullanmayalım diye bir özellik yok. Alev yürümez özelliğindeki kastımız şudur. Müdahale var, yani yangın var. Kesildiği an alevde devam etmiyor. Bu normal branda olduğu zaman bu özellik devre dışı kalıyor, malzeme yanmaya devam ediyor. Bu ürünler zaten bizim gururumuz. Bunlar yerli ürünler. Tabii ki örnek verin büyük devasal yapılar yapıldığı zaman da bu ürünleri kullanmıyoruz. Mecburen atkısı çözgüsü daha az olduğu için ithal ürünlere yönelmek zorunda kalıyoruz. Daha gramajlı, çapraz örgülü sistemlerle büyük yapılarımızı o şekilde tedarik ediyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafına neresi istenirse hiç fark etmez her yere montajımız oluyor. Bir çiftçi
özellikle hayvancı nelere dikkat etmeli? Ben bir çadır alayım, bu seneyi geçireyim. Tamam, sen çadır aldın, bu seneyi geçirdin, kar yağmıyor dedin ama şiddetli bir fırtına çıkabilir. Bunu bilemezsiniz. Veya da kar yağabilir. Siz dersiniz, biz size öneri sunarız. Şu ürün 10 lira, bu ürün 5 lira. Biz önerimizi sunarız. Siz mali konudan hani biraz gelir seviyeniz düşükse 5 liralık ürünü tercih edersiniz. Ama biz bunların olasılıklarını söyleriz. Siz dersiniz ki bizim eski kışlar yok. Şimdi bir de o tabiri çıktı yani. Şimdi bütün müşteriler onu söylüyor bize. Eski kışlar yok. Nereden biliyoruz eski kışların olmayacağını? İç ve dış pazar payınız ne? Türkiye'nin şöyle söyleyeyim, yani coğrafi olarak 7 bölgede hemen hemen tüm şehirlerde referanslarımız var diyebilirim. Hem köylümüz için, hem çiftçimiz için, hem üreticimiz, özellikle hayvan üreticimiz için çok önemli bir sektör. Efendim, çadır sektöründe önde gelen firmalardan Ekin Çadır'dayız. Sahada genelde ben bulunuyorum. İşimizin başında birebir. Türkiye'nin dört bir tarafı olsun, Kars olsun, Hakkari olsun, Edirne olsun, Akdeniz bölgesi olsun. Birebir ürünlerimizi kurarken elemanlarımızla birlikte sahada verim. Müşteri siparişi verdikten sonra bize, biz diyoruz ki sahamızı, tesliyesini düzgün yapın. Ne kadar düzgün bir tesliye olursa çadırımız o kadar sağlam yere oturur, o kadar da güzel görünüm sağlar. Bazı müşterilerimize yönünde de beton. Yani her çadır toprağa kurulmuyor. Bazı sahalar toprağa değil, betona kurulduğu için buradaki sorunlarda kot farkı veyahut da betonu atan ustanın betonu düzgün bir şekilde atması lazım. Diğer taraftan çadır kurulduktan sonra çadırları tutan kısım, çadırlarımızın dört bir tarafında eteği vardır. Eğer saha kepçe çalışımına müsait ise biz müşterilerimize diyoruz ki biz gelmeden bir tane kepçe ayarlayın. Bu kepçeyle biz çadıra kapatma yapıyoruz. Bu yüksek derecede rüzgarlarda sağlamlık gösterir. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben ismim Emrullah Tanacıoğlu. Böyle bir sistem, çadır sistemi ahıra geçti. Abi işte birincisi maliyetten. Şimdi betonarme ahırda 100 bin liraya çadır kursan, betonarme yapsan 300 bin lira, 3 katı maliyet oluyor. İkinci neden, ahırı istediğimiz gibi taşıyabiliyoruz, büyütebiliyoruz. Büyütebiliyorsunuz. Evet, genişletiyorsun, uzatıyorsun. Üçüncüsü de işte sağlıktan, yani şimdi burada örnek veriyorum 300 bin lira hayvan varlığıyla işi çeviriyorsun. 300 bin lira da bu hayvanın yeri tutuyor. Normal yeri yapsan büyükbaş hayvanın yeri çok maliyetli yapmaz. Ekin çadırı neden tercih ettiniz? Ekin çadırı işte birkaç çadır yapan arkadaşlar vardı. Onların çadırlarına baktık. İşte başka firmalar da vardı. En beğendiğim benim Ekin çadırı oldu. İşte malzemesinden, brandasından, işte profilinden farkı yani. Farkı zaten çadırın kendi gösteriyor abi. Makaslarına bak. Evet, makasları sağlam, telleme yapmıyor, izocamı var. Kışın soğuktan, pardon, yazın sıcaktan koruyor. Kışın soğukta karı koruyor mu? Su geçirmiyor, telleme su, yapmıyor. Abi su geçmez ki brandada, nasıl geçecek? 3 kat var bak. Bunun bir katı izocam telleme yapmaması için. Bir kat izocam var, bir de normal kendi brandası var. Bütün üreticilere tavsiye ederim. Neden böyle bir sisteme geçtiniz? Biz de bu Ekin çadırı kurmuş Çerkeş'te bir merkeze referans aldık. Evet. Onun neticesi itibariyle bunu kurduk. Memnun musun? Memnun, şu anda memnunuz. Malzemesi de güzel, içi de güzel. Fiyatı da uygun. Nemlenme yok. Nemlenme olmakta zor hayvan. Tavsiye eder mi? Ederim, herkese eder. Adım Seyit Erhan Tekyurt, 23 yaşındayım. Çadır sistemi baktığımız zaman daha sağlıklı. Hayvanlar açısından daha avantajlı olarak görüyoruz. 2 seneden beridir bu çadırı kullanıyoruz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten çadırda normal çadırlarda profil sistemi kullanırken bizim çadırda özellikle makas sistemini kullandılar. Bu ayrıca çadıra bir artı katmış oldu. Kışın her şekilde ve yazın her şekilde hayvanlarımızı koruyor. Havalandırması müthiş. Mahyaların genişliği, uzunluğu kesinlikle ve kesinlikle Ekin çadıra bir artı özellik katmış. Bu çadırdan çok çok memnunuz. Herkese de tavsiye ederim. Çadır sistemini tercih etmemizin birkaç ana nedeni var. Birincisi kurulum maliyeti. Betonarme veya sandviç panel veya diğer yapılara nazaran fiyatı çok daha uygun. İkincisi resmi izinler. Mesela buraya betonarme bir şey yapmak için buraya imardır, belediyeden ruhsat vesaire gerekiyor. Ama çadır için bunlara gerek yok. Özetle uzun ömürlü, ekonomik ve pratik olması. O yüzden Ekin çadırı seçtik.